Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu pasif ersatz. Bununla beraber arkadaşlar adjektife mit der Endung ba konusunu işliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, pasif ersatz konusuna geçmeden önce ersatz yedek demek. Pasif, bu konuyu daha önceden görmüştük. Dolayısıyla bu konuyu görmeden önce mutlaka ama mutlaka pasif konusunu işlemiş olmamız ve iyi bir şekilde öğrenmiş olmamız lazım ki dersimiz devam edebilsin. Bu sebepten bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesin derim. Bu konuyla beraber arkadaşlar adjektifi mit der Endung ba, yani ba sonlandırıcılı sıfatları da görüyor olacağız. Dolayısıyla iki dersi, iki konuyu bir arada görüyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım dersimize. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar die Mathe Arbeit war lösbar. Evet, die Mathe Arbeit arkadaşlar, die Mathe Arbeit. Arbeit neydi? Çalışma, matematik çalışması. Matematik ne olabilir? Etüdü ya da alıştırma da diyebiliriz, değil mi? Güzel Türkçedeki karşılığı matematik alıştırması diyebiliriz. War lösbar. Lösen neydi arkadaşlar? Çözmek demekti. Çözülebilir diyecek olursak arkadaşlar, lösen yerine ben ne yapmış oluyorum? Bakın burada lösen, buradaki e'neyi atmış olayım. Lösen çözmek demek. Dolayısıyla e'neyi attığımda lösbar dediğimde çözülebilir anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla matematik çalışması ya da bu evet alıştırma diyoruz, öyle değil mi matematikte? Bu matematik alıştırması çözülebilirdi. Yani kolaydı anlamına gelen die Mathe Arbeit war lösbar cümlesini görüyoruz. Şimdi ben bunu pasif ersatz şeklinde yorumlayacak olursam die Mathe Arbeit konnte gelöst werden. Ne yapmıştık arkadaşlar? Pasifte werden'den yardım almıştık ve ne yapmıştık? Präteritum ve perfektliği de işine katar gibi yapmıştık, değil mi? Şimdi orada çok ayrıntılı anlattığım için burada bunu kalıp olarak görüyor olacağım. Dolayısıyla böyle soru işareti olan arkadaşlar çıkabilir aramızda. O sebepten ben o ilgili ders videosuna gönderme yaptım. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Die Mathe Arbeit konnte ne olmuş? Präteritum olmuş. Können präteritum da ne oluyordu? Konnte oluyordu. Gelöst, bakın burada ne yapmışım? Perfekt yapar gibi davranmışım ve werden ile sonlandırmışım. Dolayısıyla ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pasif ersatz. Yani die Mathe Arbeit konnte gelöst werden. Matematik çalışması yapılabilirdi demiş oluyorum. Tabi burada önemli bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki pasif ersatz konusunu işlerken bunu sözlü olarak söyleyecek olursam bu birazcık şey gibi olabilir, böyle iğneleyici bir laf gibi olabilir. Yani yapılabilirdi demiş oluyorum. Halbuki bu daha çok raporlamada ya da yazılı dilde kullanılan bir durum. Dolayısıyla ben bunu sözlü olarak söyleyecek olursam, tabii işin içerisinde mimiğimi de jestimi de kattığımda apayrı bir anlam çıkabilir. Yapılabilirdi gibi böyle bir iğneleyici anlam doğabilir. Dolayısıyla bunun altını çizmekte fayda var. Bu raporlama dilinde geçerli. Biz de artık B2 olduğumuz için bu konuyu da, değil mi, raporlama olarak işleyebiliriz. Raporlamada kullanabiliriz. Demek ki ben burayı toparlayacak olursam die Mathe Arbeit war lösbar. Bunu gayet sözel olarak kullanabilirim. Matematik çalışması çözülebilirdi anlamında. Raporlama yaptığımda, yani pasif ersatz, yani pasifin bir nevi yedeği gibi düşünülebilir bu. Die Mathe Arbeit konnte gelöst werden şeklinde de ne yapıyorum? Yorumlamış oluyorum. Tabi burada şöyle bir fark var arkadaşlar. Buradaki lösbar artık ne oluyor? Konnte gelöst werden şeklinde yorumlanmış oluyor. Yani ben lösbar'ı artık bu yapıyı kullanmıyorum da ne yapıyorum? Konnte gelöst werden yapısını kullanmış oluyorum. Sonraki örneğimize bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada da der Weg nach Ulm war befahrbar. Evet. Bakalım, Ulm biliyorsunuzdur büyük olasılıkla Almanya'da bir şehir.
Der Weg nach Ulm, Ulm'e olan yol anlamına geliyor arkadaşlar. Der Weg nach Ulm, Ulm'e olan yol, yani gidiş yolu değil mi? Oraya olan yol. Befahrbar. Bakın arkadaşlar, şimdi az önce de söyledim. Burada da şimdi B2 seviyesi olduğumuz için Almanca'da öyle yapılar, öyle sözcükler karşımıza çıkıyor ki, örneğin burada olduğu gibi befahrbar ile böyle bir şey ile karşılaştığımızda, bir kelime ile karşılaştığımızda, fahren sürmek demek, fahrbar denildiğinde sürülebilir olduğunu ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bakın burada fahren sürmek demek, fahrbar güzel Türkçemizde ne? Sürülebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla önüne de B gelmiş. Dolayısıyla Almanca'ya baktığımızda arkadaşlar, puzzle gibi. Yani bir şeyleri öğreniyorsunuz. Bunun üzerine bir şeyler inşa ettiğinizde, bir şeyleri eklediğinizde aslında hemen sözlüğe bakmanıza gerek kalmıyor. Çünkü fahrene, değil mi? Bu videoya gelene kadar sürekli ama sürekli görmüştük. Neydi? Kara taşıtlarında kullanılan sürmek ya da işte söz gelimi trene binmek, değil mi? Tramvaya binmek ya da kendim araba kullanıyorsam fahrene kullanıyordum. Bisikleti kullanırken, değil mi? Bisiklet sürmek derken gene fahren diyordum. Dolayısıyla burada befahrbar şeklinde bir kelime çıktığında karşımıza, hiç böyle bunu hemen sözlükte bakmamıza gerek kalmadan çıkartabiliyoruz. Demek ki befahrbar sürülebilir demekmiş. Dolayısıyla cümleye baktığımızda der Weg nach Ulm war befahrbar, Ulm'e olan yol sürülebilir. Yani biz bundan ne anlamalıyız arkadaşlar? Oraya olan yol artık açıldı gibi. Yani söz gelimi bloke edilmiş değil mi? Bir ağaç düştüyse ya da işte kar yağdı ve kapandıysa ya da bir çalışma varsa değil mi? Ama artık bu kaldırıldıysa ve yol açıldıysa demek ki befahrbar kullanılabilirmiş. Değil mi? Der Weg nach Ulm war befahrbar. Şimdi burada arkadaşlar war befahrbar yerine ne yapacağım? Pasif ersatz. Yani pasifliğin, yani bir nevi yediği gibi kullanabileceğim cümleyi bir bakalım. Der Weg nach Ulm. Evet, bakın aynı şekilde geliyor. Konnte befahren werden. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Sürülebilirdi. Bakın befahrbar yerine konnte befahren werden yapısı gelmiş ve aslında bakıldığında gene aynı anlam geliyor. Ancak burada ne oluyor? Bir nevi raporlama dili, yani edilgenlik değil mi? Bir raporlama dili söz konusu. Ancak ben bunu az önce de söylediğim gibi söz gelimi birisi tarafından duymuş olsaydım, bu birazcık daha böyle sert olabilirdi. Daha böyle bir iğneleyici bir anlam katabilirdi. Hele ki mimik de varsa işin içerisinde, düşünsenize. Yani Ulm'e olan yol sürülebilirdi, gidilebilirdi gibi söylendiğinde apayrı anlamlara, belki anlam değil ama iğneleyici bir anlam çıkabiliyor. Der Weg nach Ulm konnte befahren werden. Demek ki bu daha çok yazılı dilde söz konusu olabilecek bir cümle. Sonraki cümlemize bir bakalım. Die Umweltkatastrophe war vorhersehbar. Evet. Baktığımızda daha önceden görmemiş olduğumuz bir kelime ya da sıfat, değil mi? Olabilir şimdi bu cümlede. Katastrophe, die Katastrophe neydi arkadaşlar? Allah vermeye, felaket demek değil mi? Umwelt de arkadaşlar, Umwelt doğa ile ilgili durumlarda. Demek ki Umwelt doğa demek. Doğa felaketi, doğal afet de denilebilir değil mi güzel Türkçe'de? Demek ki bunun Almanca karşılığı die Umweltkatastrophe. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Vorhersehbar. Bunu eminim ki Almanca kolayı izleyenler ilk defa görüyordur. Sehen'i görüyoruz bakın burada. Sehen ne? Görmek demek. Vor neydi? Saatlerde görmüştük değil mi? Ön var demekti. Vorher önceden. Dolayısıyla vorhersehbar ne olabilir arkadaşlar? Önceden görülebilir değil mi? Ön görülebilir.
Öyle değil mi? Güzel Türkçedeki karşılığı. Dolayısıyla bakın az önce söylemiş olduğum gibi puzzle gibi ortaya çıkıyor bu aslında. Vorher önceden, zihen görmek. Ba gelmiş, öngörülebilir. Dolayısıyla vorher ziba, vorher ziba neymiş? Öngörülebilir. Yani ne diyor bu cümle? Doğal afet öngörülebilirdi anlamına gelmiş oluyor değil mi? Die Umweltkatastrophe war vorhersehbar. Evet bunu biz sözlü olarak söyleyebiliriz, kullanabiliriz. Ancak bunu raporlama diline evirecek olursak, çevirecek olursak ne yaparız? Bakın buradaki war vorhersehbar ne olacak? Konte yapısıyla ne yapmış olacak? Raporlama diline geçmiş olacak. Ne yapıyorum burada? Die Umweltkatastrophe aynı şekilde yazıyorum. Konnte vorgesehen werden. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Burada vorhersehbar bir nevi perfektlik yapar gibi davranıyorum. Vorgesehen bakın artık burada ba yapısını kullanmıyorum. Vorgesehen şeklinde kullanıyorum ve werden'i cümlenin sonuna atmış oluyorum ve konnte vorgesehen werden denildiğinde öngörülebilirdi demiş oluyorum değil mi? Ve cümlenin başına da neyi getiriyorum? Die Umweltkatastrophe yani doğal afet değil mi? Dolayısıyla die Umweltkatastrophe değil mi? Die Umweltkatastrophe konnte vorgesehen werden doğal afet öngörülebilirdi demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mathearbeit war lösbar. Die Mathearbeit war lösbar. Die Mathearbeit konnte gelöst werden. Die Mathearbeit konnte gelöst werden. Der Weg nach Ulm war befahrbar. Der Weg nach Ulm war befahrbar. Der Weg nach Ulm konnte befahren werden. Der Weg nach Ulm konnte befahren werden. Die Umweltkatastrophe war vorhersehbar. Die Umweltkatastrophe war vorhersehbar. Die Umweltkatastrophe konnte vorgesehen werden. Die Umweltkatastrophe konnte vorgesehen werden. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Das Internetprojekt war durchführbar. Evet, das Internetprojekt bariz bir şekilde nedir arkadaşlar? İnternet projesi demek değil mi? Durchführbar. Evet, buna baktığımızda arkadaşlar, durchführen bakın parantez içerisinde görüyoruz. Bu yürütmek demek arkadaşlar. Yani gerçekleştirmek, yürütmek anlamlarında durchführen. Yani bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? İnternet projesi gerçekleştirilebilir, yürütülebilir anlamına gelmiş oluyor değil mi? Demek ki burada durchführen'e ben ne yapıyorum? Yapılabilir, edilebilir diyecek olursam ba getiriyorum değil mi? Çünkü dersimiz sadece pasif ersatz konusu değil. Aynı zamanda da adjektif, adjektif mit der Endung ba olduğu için dolayısıyla durchführbar neymiş? Yürütülebilir, gerçekleştirilebilir anlamında kullanılmış değil mi? Şimdi ben bu cümleyi arkadaşlar ne yapacağım? Farklı bir şekilde yani farklı şekilde derken yazılı bir şekilde ne yapıyorum? Raporlamaya geçirmiş oluyorum bu cümleyi. Bunu ben pekala konuşma dilinde değil mi? Söyleyebilirim, sözlü olarak söyleyebilirim. Şimdi bunu raporlamaya çevirelim. Ne yapacağız o zaman? Bakın buradaki yapıyı aynı şekilde alta aşağı alıyorum ve diyorum ki das Internetprojekt bakın bundan sonra konnte durchgeführt werden tıpkı diğer örneklerde olduğu gibi war durchführbar artık bunu kaldırıyorum ve ne diyorum konnte durchgeführt werden yapılabilirdi değil mi gerçekleştirilebilir derken ne yapmış oluyorum konnte durchgeführt werden gerçekleştirilebilirdi demiş oluyorum değil mi ya da tabii bunu söylerken arkadaşlar konnte durchgeführt werden yapılabilindi gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani ben burada
yapılmış bir proje var ve ben bunu ne yapıyorum raporlama dilinde yapılabildi demiş oluyorum. Değil mi? Tabii Türkçe'ye çevirdiğimde bu birazcık komik bir şekilde şekilden şekle girebiliyorum ama burada olmuş bir hadise var, gerçekleştirilmiş bir olay var, bir proje var. Bu oldu anlamına gelmiş oluyor. Konti diyor ki fiyat fiyatını demiş oluyorum. Evet, aslında ne kadar kolay bir şeyi zor anlatmış oldum ama anlaşıldığını düşünüyorum. Yani demek ki das internet projekt konti diyor ki fiyat fiyatını, internet projesi yapıldı anlamına gelmiş oluyor. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Das Urlaubsziel war erreichbar. Evet. Urlaubsziel, das Ziel neydi arkadaşlar? Hedef demekti. Urlaub neydi? Tatil demekti. Tatil hedefi derken das Urlaubsziel diyeceğim değil mi arkadaşlar? Erreichbar, evet bunu buraya yazmışım. Erreichen ulaşmak demek arkadaşlar. Ulaşılabilir diyecek olursam bakın ne oluyor? Erreichen'deki en düşüyor ve erreichbar ulaşılabilir demiş oluyorum. Dolayısıyla tatil hedefi o destinasyon ulaşılabilir dediğimde değil mi? Das Urlaubsziel war erreichbar. Ulaşılabilirdi demiş oluyorum. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Raporlama diline geçirdiğimde pasif ersatz dediğimde değil mi? Ne yapmış olacağım? Bakın burada war erreichbar yerine konnte erreicht werden demiş oluyorum. Ulaşılabilir olması değil mi? Das Urlaubsziel konnte erreicht werden. Yani raporlama diline ne diyorum? Yapılabilirdi. Oraya, o noktaya, o hedefe varılabilir anlamına gelmiş oluyor değil mi? Konnte erreicht werden demeyle bunu sağlamış oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Die Argumente der Frau waren widerlegbar. Evet, burada yeni bir fiil görüyoruz arkadaşlar. Widerlegen arkadaşlar. Widerlegen çürütmek demek. Yani çürütmek derken elmanın çürümesi tabii ki değil. Burada die Argumente widerlegen derken argüman çürütmek demek. Yani tez çürütmek, argüman çürütmek anlamında çürütmek demek ki widerlegen. Argumente widerlegen demek ki argüman çürütmek demek. Yani bu cümle bize ne diyor? Die Argumente der Frau, kadının argümanları çürütülebilirdi dediğimde bakın çürütülebilir derken widerlegbar diyorum. Bakın widerlegen'deki en'yi ne yapıyorum? Atıyorum ve widerlegbar çürütülebilir anlamı katmış oluyor. Dolayısıyla kadının argümanları çürütülebilirdi cümlenin birebir karşılığı. Şimdi bunu ben raporlama diline çevirecek olursam artık burada widerlegbar demeyeceğim de waren widerlegbar demeyeceğim de ne diyeceğim? Konnte widerlegt werden diyeceğim. Konnten widerlegt werden dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Pasif ersatz'a girmiş oluyor. Burada ne yapıyorum? Raporlamaya çevirmiş oluyorum bu cümleyi. Dolayısıyla die Argumente der Frau konnten widerlegt werden. Kadının argümanları çürütülebilindi gibi bir anlam katmış oluyoruz. Ve bunu ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Metinde değil mi? Bir yazılı formatta ne yapmış oluyorum? Pasif. Yani edilgen hale getirmiş oluyorum. Pekala ben bunu şimdi birisinden duymuş olsaydım bu biraz iğneleyici olabilirdi. O kadının argümanları çürütülebilirdi ama yani burada biraz ironi de katmış oluyorum. Bir alay bile olabilir, bir iğneleme bile olabilir. Ancak ben bunu bir raporlamada verdiğimde değil mi? Bu gayet bir raporlama olarak ne yapmış oluyorum? Pasif ersatz, yani pasifliğin bir nevi yediği gibi ne yapmış oluyorum? Raporlamış oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Das Internetprojekt war durchführbar. Das Internetprojekt war durchführbar. Das Internetprojekt konnte durchgeführt werden. Das Internetprojekt konnte durchgeführt werden. Das Urlaubsziel war erreichbar. Das Urlaubsziel war erreichbar.
Das Urlaubsziel konnte erreicht werden. Das Urlaubsziel konnte erreicht werden. Die Argumente der Frau waren widerlegbar. Die Argumente der Frau waren widerlegbar. Die Argumente der Frau konnten widerlegt werden. Die Argumente der Frau konnten widerlegt werden. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Schrift des Arztes war unlesbar. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, die Schrift yazım demek arkadaşlar. Des Arztes, bakın burada genitiflik var. Doktorun yazısı demek ki die Schrift des Arztes war unlesbar. Bakın parantez içinde lesen demişiz. Lesen okumak, unlesbar okunamaz değil mi? Doktorun yazısı okunamazdı. Değil mi? Yani okunamıyordu demiş oluyoruz. Şimdi biz bunu sözel olarak değil mi konuşma dilinde kullanabiliyoruz. Ancak bunu raporlama diline soktuğumuzda yani pasif ersatz moduna entegre ettiğimizde ne olacak? Bakın buradaki war unlesbar konnte, bakın burada unlesbar denildiği için nicht diyeceğim. Nicht gelesen werden. Demek ki unlesbar değil mi? Perfektlikte perfect gibi kullanıyorduk değil mi? Ungelesen diyemeyeceğimiz için nicht gelesen werden dememiz daha doğru olur. Dolayısıyla die Schrift des Arztes konnte nicht gelesen werden. Doktorun yazımı okunamıyordu denildiğinde demek ki ne yapmış oluyorum? Raporlama yapmış oluyorum ve bunu edilgen olarak ne yapmış oluyorum? Belirtmiş oluyorum. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Das Kleid der Frau war unbezahlbar. Evet. Das Kleid der Frau, kadının elbisesi, bezahlen neydi arkadaşlar? Ödemek demekti. Un neydi demek ki? Olumsuzlama yapıldığında. Unbezahlbar yani ödenemeyen, yani o kadar pahalı ki evet, o kadar pahalı ki ödenemeyecek kadar pahalı. Dolayısıyla unbezahlbar ödenemeyecek kadar anlamına gelmiş oluyor. Demek ki das Kleid der Frau war unbezahlbar denildiğinde demek ki kadının elbisesi ödenemeyecek kadar, evet burada aslında alt metinle o kadar pahalı ki ödenemeyecek kadardı derken değil mi? Unbezahlbar demiş oluyoruz. Demek ki burada bezahlen ödemek demek, unbezahlbar ödenemeyecek kadar anlamına gelmiş oluyor. Bunu ben pasif ersatz olarak kullandığımda ne yapacağız arkadaşlar? War unbezahlbar yerine ne gelecek? Nicht bezahlt werden değil mi? Ne yapıyorum? Bunu raporlama diline ya da bu forma entegre etmiş oluyorum. Das Kleid der Frau konnte nicht bezahlt werden denildiğinde bunu pasif ersatz moduna sokmuş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schrift des Arztes war unlesbar. Die Schrift des Arztes war unlesbar. Die Schrift des Arztes konnte nicht gelesen werden. Die Schrift des Arztes konnte nicht gelesen werden. Das Kleid der Frau war unbezahlbar. Das Kleid der Frau war unbezahlbar. Das Kleid der Frau konnte nicht bezahlt werden. Das Kleid der Frau konnte nicht bezahlt werden. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Türen waren verschließbar. Evet, bariz bir şekilde değil mi? Türen neydi die Türen? Kapılar demekti. Waren verschließbar. Verschließen neydi? Kitlemek değil mi? Verschließen. Verschließbar, kitlenebilir. Bakın, verschließbar demek ki kitlenebilir demekmiş. Verschließen de kitlemek demekmiş. Kapılar kitlenebilindi değil mi? Evet demiş oluyoruz. Şimdi bunu raporlama diline pasif ersatz olarak baktığımızda ne olacak? Waren verschließbar yerine ne diyeceğim? Konnten, bakın partizip 2 değil mi? Perfektlik yapar gibi davranıyorum. Verschlossen ve werden. Dolayısıyla kapılar kilitlenebilindi
gibi bir raporlama diline ne yapmış oldum? Entegre etmiş oldum. Dolayısıyla die Türen konnten verschlossen werden ile ne yapıyorum? Demek ki bu durumu edilgen olarak raporlamış oluyorum. Ve sonuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada das Bauprojekt war realisierbar. Evet, bauen neydi arkadaşlar? İnşa etmek, yapılandırmak. Dolayısıyla inşaat projesi diyebiliriz pekala bunun için. Das Bauprojekt war realisierbar. Realisieren neydi arkadaşlar? Gerçekleştirmek demekti. Dolayısıyla gerçekleştirilebilir diyecek olursam realisierbar demem gerekiyor. Dolayısıyla inşaat projesi gerçekleştirilebilirdi. Dolayısıyla das Bauprojekt war realisierbar. Şimdi ben bunu raporlama olarak değerlendirecek olursam ne yapacağım? War realisierbar yerine ne diyeceğim? Konnte, dikkat edin, realisiert werden, değil mi? Hatırlayacak olursak ern ile bittiğinde ne yapıyorduk? Perfektlikte realisiert olarak getiriyorduk. Dolayısıyla konnte realisiert werden denildiğinde ne yapmış oluyorum? Pasif yapmış oluyorum ve ne yapıyorum? İnşaat projesi gerçekleştirilebilindi demiş oluyorum, değil mi? Ne yapmış oluyorum? Demek ki bunu raporlamaya çevirmiş oluyorum. Bakın burada olumlu bir gidişat var. Bu gerçekleştirildi demiş oluyorum. Raporlamaya ne yapmış oluyorum? Uyarlamış oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Türen waren verschließbar. Die Türen waren verschließbar. Die Türen konnten verschlossen werden. Die Türen konnten verschlossen werden. Das Bauprojekt war realisierbar. Das Bauprojekt war realisierbar. Das Bauprojekt konnte realisiert werden. Das Bauprojekt konnte realisiert werden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif ersatz ile birlikte hangi konuyu gördük arkadaşlar? Adjektive mit der Endung bar. İki konuyu aynı anda görmüş olduk, entegre etmiş olduk, öyle değil mi? Sonraki derslerimizde arkadaşlar bu ve buna benzer yapıları görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.